Sıradaki haber Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ama işin içinde S-300'ler var ve belki de biraz S-400 var. Şöyle özetleyebiliriz. Türkiye füze havuma sistemi almak için Birleşik Devletler'e gitti, verilmedi. Daha sonra Avrupa Birliği'ne yöneldi, ayak sürdüler. Daha sonra Rusya'ya gitti. Rusya'dan S-400 aldı. Kıyamet koptu. Amerika Birleşik Devletleri bir yığın sıkıntı çıkardı. F-35 programını askıya aldı. Türkiye'nin içinde yer aldığı bölümü vesaire. Bunlar yaşanırken Avrupa'nın hiç sesi çıkmadı. Sonra Yunanistan almıştı zamanında S-300'ler. Ben onları kaldırdım, depoda saklıyorum diyordu. Türkiye'ye karşı taciz amacıyla bunları kullandı. Ve ondan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna sert tepki gösterdi. Söyledikleri konusunda Avrupa Birliği'nden rahatsızlık işaretleri geliyor. Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya birlik adına Erdoğan'ın açıklamaları için kabul edilemez dedi. Çekya'ya cevap Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklama şöyle: bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Türk jetlerini taciz eden Yunanistan'a bu sözlerle sert çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yarattı. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma. Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çekya, Erdoğan'ın sözlerini kabul edilemez olarak tanımladı. Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği üyesi devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi bu konuda son derece yararsızdır denildi. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Çekya'ya yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Çekya'nın açıklamasına ilişkin bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur dedi. Bilgiç, yaptığı açıklamada Çekya'nın üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a destek vermesi hem Avrupa Birliği'nin... Yayınımızın bu aşamasında Silivri'ye, Marmara cezaevindeki, yeni adı bu, mahkeme salonunun önüne bağlanacağız. Adnan Oktar davası yeniden görülmeye başlandı. Bir not ve bağlantı yapıp bilgileri alacağız. 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu dava yeniden görülüyor. Marmara cezaevinin orada bulunan mahkeme salonunda Gülay Alaca bizlerle birlikte. Ben 10 tane suç saydım, belki yanılabilirim. Gülay, bugünkü duruşmada neler oldu? Hemen aktaralım Oğuz Aksever. Bu arada sizin de aktardığınız gibi aslında Adnan Oktar davası sil baştan dendi, yeniden görülmeye başlayacak. Tabii 214 sanık ve Oktar hakkında yeniden savunmaları alınacak. Bugün tabii ilk kez hakim karşısına, yani yeniden ilk kez hakim karşısına çıktılar. Aslında bu operasyonlar 2018'de gerçekleşmişti ve onun ardından 236 sanıklı davada iddianamenin hazırlanması tam bir yıl sürmüştü. O suçların arasında, yani sanıklara yöneltilen suçlar arasında örgüt kurmak, casusluk, cinsel istismar, eziyet gibi birçok suçlar yöneltilmişti ve bu davayla ilgili duruşmalar yaklaşık 16 ay kadar sürmüştü. Ve bu 16 ayın ardından 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava artık karara bağlanmıştı. Sizin de aktardığınız gibi Oğuz Aksever, Adnan Oktar 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda örgütün A takımında olan 14 kişi de
14 sanık ise 9803 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti onlara. Ancak bu sanıklar hakkında davada karar usul hataları, istinaf mahkemesi usul hataları var deyip bu kararı bozdu. O yüzden de dava yeniden görülecek. Bugün işte duruşmanın ilk günü, saat 10.30'da başladı duruşma. En başta Adnan Oktar ve Adnan Oktar'la birlikte bazı sanıklar hakim karşısına çıktı. Öncelikle bir beyanda bulundular. Yani istinafın bu bozma kararıyla ilgili hepsi bir beyanda bulundu. Öncelikle Adnan Oktar böyle bir beyanda bulundu. Bu kararı değerlendirdi. Adnan Oktar'ın üzerinde beyaz bir ceket vardı, siyah bir gömlek vardı ve siyah pantolonuyla hakim karşısına geçti. O da beyanda bulundu. Diğer sanıklar da hala şu anda beyanda bulunmaya devam ediyorlar Oğuz Aksever. Ancak öğleden sonra birazdan bir ara verilecek ve öğleden sonra daha öncesinde hiç savunma yapmayan iki tane sanık savunma yapacak ve daha sonra sanırım beyanlar tekrar devam edecek ve sonra da mahkeme ne kadar süreceğiyle ilgili, bu süreçle ilgili bilgi verecek. Biz de şimdi buradayız, Silivri'deyiz ve buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü size bırakalım.